Gün bir araba aldık mı, sattık mı, bir yerden para geldi. Noterdiler, ben parayı atacağım. 2 sene önce. 400 bin lira. 2 sene önce de 400 bin lira değerli ha. Ezbere biliyorum, şirketten şahsa atacağım parayı. 667-8134 benim son hesap numaram. Orada da ezbere diyebiliyorum ya, 31 yapmışım. Aynı şube. Ulan para havale oldu mu, gitti mi? Şurada saçımda bir beyaz var. O an saçım şurada beyazladı. Bankayı ara. Para gitti, gelir mi? Gelmez. Nasıl gelmez ya para? Yanlış gitti. Siz havale yapmışsınız, aynı şube. Şubenizi ara. Yok, kişisel verilerin korunması, müşteri şeyini veremeyiz. Ya adamı arayın bulun. Ben burada tabii 10 yıl yaşlandım. 400 para gitti. Neyse, bankacı kız sağ olsun adamı aramış. Hastayım, evden çıkamıyorum. Saat 4. Adam Esenyurt'ta. Mahallenin bittiği yerde artık, anladın mı? Girmeye korkarsın. Motora bindim Bülent abiyle. Abi çıktı sağ olsun camdan. Dedi, tamam kardeşim, ben sana hani şey, yanlış yapmışım. Yardımcı oluruz. Abi de öyle bir tip ki korktun. Hani o para gelmez. İmkanı yok, gelmez. İşte helal paraymış. Helal bir şekilde sana dönüyor. Ama camiada değişenli arabayı değişensiz diye satan da var. Var camiada öyle sünnetçiler var. Koyun eti kilometre tokadı. Devam. Ondan sonra yürüdüler gittiler. Adam yine dışarıda çalışıyor. Adı Ahmet. AHM Motors diye bir Instagram sayfası. Dayısının arabasını koyuyor. Onun arasına koyuyor. Sayfanın altına otomotiv uçak tekne yazanı gördüm. Oturduğu semtte deniz yok. Galericiyim demeye utanıyorum. Niye utanıyorum? Kaldırımda, kapı önünde, kuru yemişçisi, bakkalı, kasabı, tekstilcisi, cebine iş olan, aç gözlük olsun diye, buradan kazandığı para tatlı geliyor diye araba al sat yapıyor. Ne yapıyor? Anasına, babasına, dayısına, teyzesine vekalet alıyor. Araba al sat. Çünkü o para ona tatlı geliyor. Senin dışarıdan kardeşim başka para gelirim var. Ya sen yap işini. Sen tek kumaşçısın. Kardeşim ben burada kumaş satıyor muyum? Satmıyorum. Bırak da benim işimi ben yapayım. O adam tok satıcı. Ben mecburum. Geçimimi buradan sağlıyorum. Ben 3 lira 5 lira kârı gördüğüm zaman yeri geliyor veriyorum. İşte o adam vermiyor. Fiyatlar şişiyor. Ondan sonra galericiler şöyle, galericiler böyle. Ya kardeşim fiyatı galericiler şişmiyor. Ben niye 400 aldım arabaya? 2 ay sonra 1 milyon vereyim ki. 400 alayım, 400'e satayım. Galericinin kâr marjı da %10'u hedefler. %10 da artık şu an günümüz şartlarında çok zor, çok büyük bir para. %2 ile 3 ile 5 ile araba verdiğimiz zaman biz öpüp başımıza koyuyoruz. İş oldu, tezgah dönün diyoruz. Millet bu işi şey yapıyor, üstüne başına almıyor, arabaya şey alıyor, nevete alıyor. Ben yemeği, içmeyi, gezmeyi severim. Ben kazandığım zaman kazandığım kadarını harcıyorum. En son burada Aralık ayına kadar 5 ay iş yapmadık. 5 ay cepten yedik. Ben sorumsuz bir adam, ben zengin bir adam değilim. Ben kazandığım kadarını hepsini harcıyorum. Geçen bir ticaret oldu, Allah bereket versin. Ne yaptım? Bastım gittim Amerika'ya, çatır çatır yedim. Bu kadar, bu kadar basit. Dediler ki Norm Ender diye bir rapçi var, klip için istiyor. Eskilerdenmiş, eksik edek diye bir şarkısı almış. He falan filan yapıyoruz. Biz paramıza bakarız, yolumuza bakarız. O zaman 1750 lira mı 2500 lira mı artı lastik parası, lastik yapacağız, lastikleri alırız dedik. Sıkıntı yok. Yine dekordayız. Dedim ki bu şarkı tutmaz lan dedim. Nasıl tutmaz abi dediler, bu şarkıda öyle bir sallıyor ki dediler. Meğersem Fero o zaman popüler, ona sallıyormuş. Ulan şarkı mı çıktı? Araba klipte bir dekor oldu. Biz tabi oturuyoruz, izliyoruz. Klip 130 milyon mu, 140 milyon mu, ne izlenmiş? Tedavi oluyoruz işte gördükçe, anladın mı? Hani böyle şeyden değil, sanki şarkıyı biz söylüyoruz. Arkada sadece arka planda bizim araba oynuyor. ...34 yaşındayım. Yaşlandık bu arada. Bu işin mutfağından geliyorum. Otomotiv sektöründeyim diyorum. Ben öyle özetliyorum. Çünkü galerici dediğin zaman artık insanlarda bir irite oluyor. İnsanlar böyle galericilere yanlış, farklı gözle bakıyorlar. O yüzden yeni tanıştığım bir insana çok detay vermiyorum. Otomotiv işi diyorum. Her türlü araba satıyorum burada. Süpersportundan 4x4'üne, yapılı arabasına, normal piyasa arabasına, dekor arabasına, hepsini. Nasıl başladık bu işe? Hobi olarak başladık. Kendi hobimiz vardı. Kendi arabalarımızı yapıyorduk. Tampon boya, far temizliği, işte bas, APP'si. Bu meslekten önce de Toyota yetkili bayisindeydim. Oraya da yıkamacı olarak girdim. Ayağımda çizme, üstünde tulum. Ama dedim bu işlerden ben anlıyorum. Normalde dışarıda kendi arabalarımı alıp satıyorum, çeviriyorum. Oradaki müdür arkadaşım vardı, Allah razı olsun. Beni satış desteği aldılar. Orada işte arabaların artık girişlerini yapmaya başladım. Takım elbiseye giymeye başladım. Arabaların kilometreleri, boyaları değişenleri, onların listeleri, her sabah işte eksikleri, içeri ne girdi ne çıktı. Baktım müşteri
geliyor. İçeri giriyorum vitrine. Vitrinde araba satmaya başladım. Bunu gördüler. Bu sefer beni satışa aldılar. Satışçı oldum. Tabii satış aldıktan sonra tabii prim almaya başladık. Maaş yükseldi. Tabii bu da ne oldu? Sana moral motivasyon oldu. Yine bu arada benim kendi dışarıda arabalarım var. Kendi dışarıda arabalarımı alıp satmaya çalışıyorum. Ona zaman ayırıyorum. Orada tekrar yükseldim. Beni elime çanta verdiler. Boya makinesi verdiler. Hadi git sen dışarıdan araba al. Araba topla. Parada sınır var mı? Yok. Dışarıdan araba almak da çok zor. Önce biz orada müşteri ikna edip satışı alıyoruz. Para muhasebeden finanstan öyle geçiyor. Yani özetleyecek olursak bu işin yıkamacılıktan beyaz yakalına geçtim. Beyaz yakalı olarak yaptım. Şimdi Allah nasip etti böyle bir dükkan. Bu şekilde burada ben ticaretlerimi devam ettiriyorum. Ama hep kendi hobim doğrultusunda bir hobi olarak başladı. Biz bunu insanlara bu şekilde yansıtalım, bu şekilde devam edelim diye hep bu yoldan gittik. İşin aslında mutfağından geliyoruz. Yani direkt cebimde para, ben böyle bir dükkan açayım, böyle arabaları dizeyim, ticaret yapayım da değilim. Benim bu işe gelmem ne sebep? Benim babam da burada Maslak'ta 25 senedir Mercedes servisi. Babam burada araba alıyordu, topluyordu. Hafta sonu pazar günü gidiyorduk sabah erken de. Pazarda yer kapacağız da araba satacağız. Ben onu gördüm. Benim elimden başka bir iş gelmedi. Ben bir marangozun yanına girip çalışmadım. Veya ben bir elim makas alıp da berberlik, kuaförlük yapmadım. Benim mecbur bundan başka yapabilecek bir işim yoktu. Ha, en iyi şekilde de ben de bunu nasıl da güzelleştirebiliriz diye bu şekilde böyle bir ortam, böyle bir konsept yarattık. Burada artık ticaretlerimize devam ediyoruz. Dükkanı biz burada 3 ortak açtık. Dükkana girdik. Tam pandemi dönemiydi. Kötü bir döneme denk geldi. İş yok, güç yok. O zaman 3 arabalık sermayemiz var. Bir de o sermayeyi dükkana bağladık. Bir de cepten yedik. Zor bir dönemde açtık. Ama çok şükür tuttu. Dükkanı yaparken tadilatta biraz zorlandık. 4 duvar olup bir tane ortada makam koltuğu, işte önünde 2 tane kalem, önünde Tunç Mete yazacak o konsepte bir yer olmasın diye. Biz daha böyle sıcak bir hava verebilmek adına bu şekilde bir olayın içine girdik. Asansörü yaptık, bunu koyduk. Bar koyalım, televizyon koyalım, PlayStation koyalım. Detay yapalım. Yukarıya telefon kulübesinin içine telefon koyalım. Hep böyle koydukça üstüne geldi. Baby, İlk alsat yaptığım araba şöyle söyleyeyim. O zaman şişhanede çalışıyorum. Elektrikçide. El arabasıyla kablo taşıyorum. Daha ehliyetim yok. 2004 senesi falan. 7500 lira kredi çektirdim kendime. Onu ben haftalığından ödüyorum. 7500 lira da annemden takviye aldım. 15 liraya gittik babamdan pazardan araba almaya. Beyaz Papyon muydu karşıda? 2004 model mavi Clio. Aa dedim, bu arabanın rengi bu. Basarız ederiz falan. 10 numara olur. Babam da dedi ki, bu adam sahibi arkadaşımmış dedi benim sanayiden bilmem bir yerden. Neyse biz arabayı aldık, hayırlaştık. O zaman Xper, Tramer, Mremer bir şey yok. Yok, biz arabayı aldık. Ben hemen o zaman Aksaray'da şey vardı. Baysallar Tuning vardı. Hemen Angel farlar, Sonar ledli stoplar, Megane 2 jant. Gitmişim fiberci arıyoruz. Ön tamponla Clio'ların bantlı, onları söktürdük. Fiberlerle yaptırıyoruz. Tabii o zaman ilk coilover yapan custom coilover'ı Namiştel'de yaptım. İlk 5 arabadan bir tanesiyim. Yok o zaman daha coilover diye bir sistem yok. Sadece spor yay var. Biz istediğimiz kafamıza göre basacağız. Arkaya kicker L7'ler, işte 3 takım mid takımları. İlk arabam oydu. Araba artık sıkıntı yaratmaya başladı. Ben de artık kankayni o modifiye içine girmişiz. Arabayı değiştirmem lazım. O zaman kafamdaki araba, hayalimdeki en büyük araba EP3 Type R kırmızı. O zaman araba var ya, gıpta ile bakıyorsun arabaya. Neyse biz arabayı tam satacağız. Adam arabayı almaya geldi ustasıyla. Biz de arabayı göstermedik. Bunun arkadaşı güvendik. İlk arabamız daha yeni girmişiz. Bu arabaya göt koymuşlar dedi. Abi nasıl olur? Adam bir açtı. Gerçekten arabanın götü kaynaklı. Arabaya göt koymuşlar. Neyse bir şekilde arabanın üstünden jantı, lastiği, onları bunları falanlar filanlar söktük. 15'e almıştı. 15.750'ye mi? 16.250'ye mi? Öyle bir para sattık. Ama o zamanlar da 1000 liralar, 1200 liralar arabanın üstüne öyle bir güzel geliyor ki. Üstüne de 2500 lira, 3000 lira fark verdim. Clio 2 RS aldım. Bu sefer ne oldu? Hep üstüne koya koya gitti. O zamanlar 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira bir şekilde tolere edebiliyordun. Üstüne koyup çok farklı arabalar alabiliyordun. Her gencin bir kabriyo hayali olacak. O zaman Cooper'ı vermişim. Kafa kafaya mı? 2003 3.0 Z4 aldım. Ama Z4, yani kabriyo araba alacaksam da dedim benim ahtım var. O gece dedim yağmur da yağsa, kar da yağsa evin önüne dedim o arabayı üstü açık bırakacağım. Neyse arabayı aldık. O gece yağmur mağmur yok çok şükür şeydi. Arabayı mahalleye üstü açık koydum. Ama arabadan da vazgeçmişim. Araba beyaz kaplamalı. Arabada benden önce hasar kaydı var. Pert araba. İçinde adam ölmüş. Kanlar manlar duruyor. Öyle kapıya bıraktık. O arabayı aldık sattık. Hep böyle alsat ama üstüne tabii minik minik takviyeler. İşte 10 lira kredi, 15 lira kredi. O bitiyor, onun tekrar kredi. O zaman da tabii kimse bilmez. İkinci arabam olarak da ilk yanına etiket dedim yapacağım. 4 liraya mı, 6 liraya mı ne? Çok güzel ördek geçirim diyorsunuz siz. Güzel böyle içi taba bir 124 aldım.
O etikete girdik. Ahmet'le Mehmet'le değil de İKOT Klasik Otomobiller Kulübü var. Girdik oraya, üye olduk. Arabaya stickerlar, stickerlar. Sultanahmet Meydanı'nda festival gibi bir şey vardı. Orada bir güzellikler çıkması falan yaptılardı. İçeride arabalar yıkılıyor. Amerikanlar, onlar bunlar. Yüz gitmedi. Kimse dönüp bakmaz bile. Ben dışarıdan turistleri çağırıyorum. Hello mello falan filan. Oy kullanacaklar. Kendi arabamı oy kullandırıyorum. Araba birinci oldu mu açık ara? Ne arabalar var ama. Bak ne arabalar var, resimleri var. Orada kimdi? Radyocu meşhur bir abim vardı. Yani Nihat Sırdar'ın arabası falan filan var. Ne arabalar var? Ben tabii işin içine şahibi soktum. Şahibi derken turist dedim ki şu arabaya arabanın numarası var, oy kullanır mısın? Oy kullan. Baktık birinci olduk. Hemen yağlar, plaketler falanlar filanlar. Sonra arabayı koyuyoruz mahalleye. Yağmur yağıyor. Bir gün geliyorum lastikmiş. Bir gün geliyorum tampondan pas akmış. Bir gün geliyorum sanki arabada biraz götü kırılıyor, bana şey gibi geliyor. Bir gün marşa basıyorum, kimse yok. Dedim ki ben bu arabayı satayım, hevesimizi aldık. Bu işe küçük bir giriş yaptık, hızlı bir şekilde çıkalım. Bu etiketçilik işini anladım ki baktım hastalık işi. O hastalık da bana ağır gelir, biraz kanser gelir. Beni yorar dedim. Çünkü arabayı öyle bebek gibi sarmala, garajdan çıkarma, malzeme al, onu al. Beni yorar gibi oldu. Ben hemen hızlı bir şekilde virajı döndüm. Dedim abi benlik değil bu. Biraz daha ben sefer neye geçelim? Hızlı arabaya geçelim. Ne alacağız? S2000'i aldık. O zaman 60 bin liraya mı? 55 bin liraya ilk S2000'i aldım. Hasar kayıt tabii. Araba biraz yamuk gidiyor. Gittik o zaman işte OEM hardtop moda işte 4 liraya 3,5 liraya OEM hardtop aldık. Hardtop'u boyattık. Hardtop'ta bir fotoğrafım var. Araba yamuk ya. Hardtop oturmuyor. Ben tavanına çıktım hardtop'un. Ayar yapacağız. Otursun diye şey yapıyorum. Bir şekilde oturttuk. Onu takas ettik. Herkesin arabası çok temizdi de. Yok kardeşim o zaman paramız yoktu. Bütçemiz kısıtlıydı. Başka yerde çalışıyoruz. O şekilde arabalara için. Benim sloganım şuydu. Ucuza sahip olmanın tek yolu. Pert araba baba. Hızlı arabada gazlama kısmını dinledim. Dekor kısmındaydım. Ben arabayı basayım. Kafa yerlerde olsun. Cila olsun. Güzel bir ses sistemi olsun. Bana yeter. Ben kendimi tatmin edeyim. Yani başka türlü benim bir olayım yoktu. Tabii bizimle sektörde serseri dönemlerimiz olmadı ama oldu. Çatara patara gittik. Bunlardan bir tanesi o pandemide sokağa çıkma yasağı var. Ama bizim izinlerimiz plakalar tanımlı. Bende siyah korvet var, KRG42 plaka. Ama benim arabada nasıl bağırıyor? Ayağımı gazdan çektiğim anda çatara patara pat küt arkada alevler, kıyamet kopuyor arkada. O gün sokağa çıkmayasan dedik ki sahilden bir turlayalım. Zaten dışarıda Allah'ın kulu yok. Biz çıktık. Ben tabii ayağımı gazlıyorum. Ayağımı gazdan çektiğim anda araba şeye düşüyor. Popcorn'a düşüyor. Patara kütere. Kameramana var. Dur dedim ben şuna bir daha basayım. Tam gaz Allah verdiyse bir de bir oturdum arabaya. Çat pat falan ve içeride ben böyle yapıyorum artık. Sonra akşam haberlere çıktı. Bir baktım Serdar Ortaç. Arkadan ben geçiyorum. Buradan Serdar Ortaç'a özür diliyorum. Hakkın helal etsin. Böyle hızlı hızlı araba alırken acı bilgilere, acı deneyimlere göre istinaden arabayı tanıdıktan almayacaksın bir kere abi. Tat tat yalanları bir sen dinliyorsun, o söylüyor sen dinliyorsun, o araba şöyle böyle falan filan. Bir giriyorsun mekaniğe, kaporta boyaya, abi şurasında şu var, burasında var. Sahibinden konudan hiç tanımadığın bir adamdan al arabayı. Sorunsuz, sıkıntısız bir camiadan birinden hiç almayacaksın hele. Güzel böyle arabaya sıfır falan almış, sıfır tampon almış, kafayı inledim, kafa ayarını yaptırdım falan filan. Bir sekiyorsun tampon arkadan tamirli. Bunları çok gördük. LC stop çekiyor, arabanın vites topuzunu çekiyor. Arabanın kaliperlerini çekiyor. Arabanın egzoz başlığını çekiyor. Arabanın çekmesi gereken her yerini çekiyor. Zehirlemeye çalışıyor seni. Araba çünkü satmıyor. Dekor yapıyor. Sen gör ki düş. Zaten camiadan biri görür düş. Bir şekilde anlaşırız. Şimdi görmüyor musun? Deli gibi F30'lar. Hepsi aynı. 19M Sport. Basık. Parası olan biraz daha LC stop koyuyor. Satayım diye. Arabaya geliyor. Araba hoşaf. En sonunda şey, oraya el yazısından imzalarını yaptırıyorlar arka cama. Yan kelebek camlarına falan filan koyuyorlar. Çok önemli bir detay. İmzasını atıyor arabaya. Arabayı 50 tane mühendis toplanıp yapmamış. Gün veren de Bahçeşehir'deki kardeşim arabaya arka cama imzasını atmış. Hiç öyle bir egom olmadı. Bilmem kim aracılığıyla yeni sahibin hayırlı olsun. O bilmem kim aracılığı yeni sahibi yazıyor. O aracı oradan sıyırdı. 10 lirayı sıyırdı. Ya oğlum biz arkadaştık hani. Çaktırma kanka biz oradan koyduk sıyırdık anladın mı? Kızım olmuş arabalara der plaka alıyor. İsim Derin. Neyim var? Plakanın bir anlamı var. Bir plakacı bir abim vardı. Onun çok güzel sözü vardı. Duvarda resmin olacağına plakanın ismin olsun falan filan diye. Plakanın sana ya ismin olur ya soy ismin olur. Anladın mı? Özelliği vardır onu taşırsın. Görüyorum. Dekor işte Bağcılar'da o zaman plaka ucuz orada. Çünkü plaka çok var. Orada ucuz. Vur plaka. Sok plaka, çıkar plaka, anladın mı? Alıyorsun plaka, lan anlamı ne? Ulan plakanın anlamı ne? Bir anlamı yok. Şey,
Ben bu plakayla tanınıyorum. Lan neyle tanınıyorsun? Adamlar için hep araba plakası, arabası onların kimliği oluyor. O kimliğe bürünüyorlar. Job plakanın senin için nasıl bir anlam olur? Yani polis olma gibi bir hayalin vardı, böyle eline job alma gibi bir şeyin vardı, fantezin vardı. Job plaka o yüzden mi koydun kardeşim? Anlıyorum dekorunda da ama senin için bir manası yok. Herif Instagram ismini plakanın şeyi yapıyor. Paf plaka, puf plaka. İşte adamın ismi Ahmet. Ahmet Paf diye şey Instagram ismi açıyor. Adı soyadı, baş harfleri olabilir. Sıkıntı yok. Senin için bir anlam yüklemen için soy ismindir. Anlarım. Doğum yılına denk gelmiştir. Ortası alakasızdır. Yine anlarım. O plakayı taşırsın. Adam işte bağcılardan sıradan işte en ucuz plaka hangisiyse onu alıyor. Ama işte zar plakaya ne anlam yükleyeceksin ki? İşte ben çok kumarbazım da zar atıyorum da anlam mı? Hani var bir de plaksiciler var. Araba işte atıyorum altına yazıyor yine Citroen. Altına yazmış bir tanesi. Kardelen, Hafza, bilmem kim. Ya abi TC kimlik numaranı da yaz. Az önceki özel plaka muhabbetine geliyor. Kardeşim plakayı alamıyorsan, ismine plaka alamıyorsan oraya da yazma. Instagram'ı yazanlar var. Acaba düşüyor mu öyle ya? Karı kız düşüyor mu öyle? Oraya Instagram'ı yazınca senin Instagram'a da girip kaç tane düştü? Desen. Ona sorsan, ooo abi öyle bir yazıyorlar ki der. Herkes her şeyle bir şekilde yolunu, gemisini yürütüyor yani. Ya bunları da bu şekilde burada paylaşıyorum. Ya bunları gördükçe artık insan hani bu işi yaptığından, bu sektörde olduğundan, bu muhabbetlerin içine dahil olduğundan artık insanın midesi bulanıyor. Soğuyorsun. Ben kendimi soyutladım. Neden soyutladım? Artık böyle çok hızlı arabalara işte o camialara girmek, orada konuşulmak, dedikodu olmak. Çünkü arkanı dönüyorsun diyor ki o arabada diyor hatasız diyor. O değişenli diyor. Onun diyor arkadan diyor kazası var diyor. Ona göt koymuşlar diyor. Ona şöyle yapmışlar diyor. Ona böyle yapmışlar diyor. O çirkin diyaloglar artık girmemek için. Şimdi yaş da geçiyor artık. İnsan kendini biraz daha somutluyor o işlerden. Kendi kafama göre takılayım. Kendi halimle olayım. Ben mesela şeyi çok sevmiyorum bu dükkanda. Eşime, dostuma, birinin aracılığıyla, vasıtasıyla araba satayım. Yok abi bana Kayseri'den adam gelsin ben onu satayım. Abi sen sağ ben selamet. Abi müşteri geliyor burada kolay zannediyorlar. Adamın hayat kendisini dinliyorsun. Ben de 90 senesinde bu arabadan vardı da babam bu arabayı çok dinledi. Bilmem işte senin dedenin davarları köydekini ya baba ben ne yapayım bana ne anlatıyorsun abi. Eksperini yap çayını çay kahveni iç yemeğimizi yiyelim otel yetişmezse. Gidelim arabamı satalım biz de işimize gücümüze yolumuza bakalım anlatabiliyor muyum? Burada dert dinliyoruz ama işte kaldırımdaki adam arıyor abi. Hele abi şu kafenin önünde şurada buluşalım abi. Eksipe gidelim abi. Tamam abi. Ben karımı almıştım da bu arabayı. Abimi almıştık. Ev alacak. O yüzden sıkıştı. İşte ondan satıyor. 50 bin tane yalan. İşte artık yalanla konuşmuyoruz. Abi mal bu. İşine gelirse al. İşine gelmezse alma. Para bu. Para dosttan kazanılır diyorlar. Para dosttan kazanılmıyor. Dost daha çok geçiriyor. Ya bunlar işte bu şeyin böyle tatsız şeyleri de var. Ama şükürler olsun dışarıdan böyle şey geliyor. Çok şaşalı. Çok... Ben çok eve parası gittiğimde biliyorum. Çekme senetli araba satanlar. Vadeli araba satanlar. Satamadı arabayı ona çekme kakalamaya çalışanlar. Tabii ya işler büyüyünce, rakamlar, paralar büyüyünce, arabalar değişince tabii artık şeye çıkıyor. O Clio'dan Corsa'ya, Corsa'dan Honda Civic Mitek 2'ye falan paralar biraz büyüyünce onun gibi değil yani. Daha böyle çeke şeye mala dönmeye başlıyor. Ev takasıyla alanlar. Dediğim gibi tarlasını satıp şeyini babasının evini satıp kendi evini satıp evlenmiş daha yeni evlenmiş dünya karısının bileziklerini satıp bu işe girenler var. Yani piyasa şey bu bir piyasa kötü bir piyasa çok tasvip etmiyorum ama olayın en güzel kısmı gerçekten sevdiğin gazlamayı seviyorsan gazlamalık bir araban varsa günlük bir araban varsa çık o sonuna kadar piste çık gece yola çık gazla keyfini al arabanı kitle otoparka bir pazar günü çık arabanın dört lastiğinin önünde davulunmazlarını yıka işin içine ticaret girdiği zaman çok dönüyor. Mide bulandırıyor. Kapıda hangi arabada benzin varsa, hangi arabada sigorta varsa eve onunla gidiyorum. Bazen hava güzelse motora biniyorum. Motorla gidiyorum. İf kaçırmaya gerek yok abi. Yani bunları yaşamaya hiç, bu diyaloglara muhatap olmaya hiç gerek yok. Bu anlattıkların hepsi yaşandı mı? Yaşandı. Seven de vardır, sevmeyen de vardır. Takdir eden de vardır. Tepki gösterecek olan da vardır. Herkese saygım sonsuz. Bu benim hobimdi. Ben bunu nasıl para kazanmaya döndürürüm diye. Benim hayalimdi. Hayalimi ben gerçekleştirdim. Bu şekilde böyle bir hem hobi olarak hem para kazanma olarak bir garaj açmak hayalimdi. Böyle bir hayale sahip oldum. Hep ama kurduğum hayaller de şeydi. Sahip olabileceğim hayalleri kurdum. Ben kalkıp da bir gökdelenin üstünde işte böyle helikopterle ince öyle bir anladım sahip olabileceğim cürümüm kadar hayaller kurdum. Hep çalıştım. Yani hep ben 13 yaşında benim mahallede yaşıtlarım okul bittiğinde tatile giderken ben yazları çalıştım. Kendi bisikletimi alabilmek için çalıştım. Çok şükür Allah da verdi. Yani insanlar kurabileceği hayallerin peşinde gitsinler. Yani çok çok zor değil. Amerika'ya gideceğim benim bir gün aklıma gelmezdi mesela. O televizyonda izledim o binaları göreceğim aklıma gelmezdi. Gerçekten de gittim Allah nasip etti.
O bana mesela hiç unutamayacağım bir andır, böyle rüya gibiydi ya. Oraları böyle canlı görmek. Belki biz de bir Süpermen değildik ama telefon kulübesinin içinden yukarı inip çıktık yani. O kadarını gerçekleştirebildik yani. Allah herkesin gönlüne göre versin. Bu saatten sonra bizde kızımız var bir tane, Allah bağışlasın. Onlar için çalışacağız, uğraşacağız. Onlar artık bir tek kapı arabalardan, dört kapı arabaların hoşuma gideceği hiç aklıma gelmezdi mesela benim. Şimdi artık dört kapı araba. Kızımın daha rahat ettiği, işte eşyalarını daha, bebek arabasını koyabildiğimiz, arkada işte arkada tablet olsun, ekran olsun, multimedya olsun, çizgi film izin. Artık onları düşünüyorsun. Her şey dediğim gibi dönem dönem, zaman zaman, her şey de zamanında güzel.